к нам хотел приехать очень наш близкий человек, друг, это известный предприниматель Турции, крымско-татарского происхождения, Вефа Ибраим Араджи. Он не смог прилететь, так как есть ограничения по вылетам до конца месяца, поэтому он прислал свое видеосообщение. Мы его сейчас просмотрим. Kıymetli katılımcılar, sizlere Türkiye diasporasından, Kocaeli şehrinden saygılarımı yolluyorum. Bu pek mühim forumun hayırlı, bereketli olmasını dilerim. Bu işe kol tutan kardeşlerime çoktan çok teşekkür ederim. Geçen 18 Mayıs sürgün anmaları adına şehit olan soydaşlarımızı saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Kırım anavatan, ata topraklarda yaşayan ve tüm Kırım Tatar diasporasında yaşayan soydaşlarımıza dünyayı saran bu pandemide sağlıklar, birliktelikler diliyorum. Böyle ticaret, sanat, eğitimi bir arada toplayan formlar ve organizasyonlar çok önemlidir. Kırım Tatar iş adamları tek Kırım'da kalmamalı. Tüm dünyaya açılmalı. Bütün dünyada en modern yollar, en iyi trendler neyse bunların hepsini öğrenmeli, tatbik etmeli ve kullanmalı. Daha çok sayıda soydaşımız başarılı olmalı. Birbirleriyle tanış olup iş, sanat, eğitimde birbirleriyle daha yakın olmalı. Büyük projeler üzerine bir masaya oturup profesyonel iş yapabilecek nesil meydana gelirse o zaman gerçek manada milli iktisadımız oluşur. Milli iktisadımız ne kadar artar ise o kadar güçlü bir millet, o kadar güçlü bir toplum olacağımız bellidir. Ticarette millet, din olmaz. Profesyonel yaklaşım ve ahlak olur. Yalnız ticarette milli kültür olur, milli ruh olur. Ve biz ticareti yaparken en büyük seviyede bile milli kültürümüzü, ahlakımızı, terbiyemizi asla unutmamak gerekir. Dünyanın birçok yerinde Kırım Tatar iş adamları var. İnanın bana, özellikle Türkiye'de de bu diasporada çok değerli, çok büyük, başarılı iş adamlarımız var. Bunların bazıları maalesef Kırım'la çok ilgili değiller. Ancak şu unutulmamalı ki, benim gibi Türkiye dışında da yaşayan, Kırım dışında yaşayan birçok başarılı iş adamı soydaşlarımız var. Bizler de ne kadar artarsak, milli iktisadımıza ne kadar destek olursak, birlik beraberliğimizi o kadar arttırırız. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Özellikle bu içinde yaşadığımız günlerde Kırım'da milli beraberliğimiz çok önemli. Bu milli beraberliğe diasporadaki milli beraberliğimizi de hep birlikte katmamız gerekiyor. Bu sebeple bu forumu çok önemsiyorum. İnşallah bu forumdan yine değerli genç kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, sizler hepiniz başarılı sonuçlar alacaksınız. Bizlere de diasporadan sizlere büyük destek vermek, buradan sizlerle birlikte olduğumuzu her zaman göstermek düşer. Biz Kocaeli Kırım Tatar Derneği başta olmak üzere federasyonumuza bağlı dernekler bu sözü veremeyiz. Tekrar tekrar bu forumu gerçekleştiren Süleyman kardeşime, Edem kardeşime, birçok iş arkadaşım, birçok iş kardeşim, soydaşıma çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir forum diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalınız. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Я буквально в нескольких словах хочу резюмировать сказанное Ибраим Беем. Он говорил о важности бизнеса, о важности высоких технологий в бизнесе, о важности объединения культуры, науки, образования и бизнеса. Еще он сказал, что бизнес не может делиться по национальной или конфессиональной принадлежности. Бизнес должен созидать. Но делая бизнес, мы не должны забывать о этике, о культуре национального бизнеса. Мы не должны забывать о воспитанности, о милосердии, о дружбе. Он пожелал нам всем успеха
и сказал, что всегда поддерживает такого рода мероприятия и будет поддерживать.